Herkese merhabalar. Çoğun Tarih Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu canlı yayınların bir yenisine hoş geldiniz. Bugün Osmanlı'nın para ile imtihanı konusunu Sabancı Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Mehmet Kuru ile dinleyeceğiz. Hocam merhabalar nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Utkan. Seni sormalı sen nasılsın? Teşekkür ederiz hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hayvettim. Hocam şimdi e, bilmeyenler için açıkçası şöyle bir e, Mehmet Kuru kimdir, e, ne iş yapar, e, bu konuya nereden vakıf oldu, e, neden bu konuyu araştırmak istedi, hem onu dinleyelim. Sizi sizden Olur. dinleyelim hocam, buyurun. Ben e, sonradan tarihe kayanlardanım aslında, background'ım biraz farklı yani bayağı. sayısal Lisede sayısal öğrencisi, fen lisesi öğrencisi olarak başladım. Oradan işletme okudum Galatasaray Üniversitesi'nde. Ondan sonra dedim buralar bana göre değil sosyale kaydım. Sabancı Üniversitesi'nde tarih masterımı yaptım. Sonrasında Toronto'ya, Toronto, Toronto Üniversitesi'ne Kanada'ya doktoraya gittim. Doktoramı bitirdikten sonra da master yaptım kuruma geri döndüm Sabancı Üniversitesi'ne. Yaklaşık işte dört yılı geçti buradayım. Bu sene işte tarih bölümünde öğretim üyesiyim. Tarih e uçsuz bucaksız alan içinden istediğinizi seçebilirken niye böyle para tarihi gibi e, görece alakasız ve niş bir konuyu seçtiğiniz sorusu aslında gayet meşru bir e, soru. Ama e, yani biraz sonra kitap üzerine sunma da koydum. Ben konuyu seçmedim, konu beni seçti gibi oldu birazcık. E, çünkü ben aslında doktora tezimde İzmir üzerine çalışmıştım ama İzmir genel yani bir lokal şehir tarihi olarak değil de İzmir bize imparatorluğun dönüştüğü dönem hakkında ne söyleyebilir ee, sorusuyla başladım. Çünkü İzmir 1575 tahririnde küçücük bir kıyı kasabası. Toplam işte nefer sayısını hesaplayıp çarptığınızda, böldüğünüzde ortalama e, nüfusu 1500-2000 gibi bir sayı ediyor. Sonra bir 50-60 yıl içinde e, Doğu Akdeniz'in en büyük liman şehri haline dönüşüyor. Ee, ve nüfusu da 50 binlere 60 binlere çıkıyor yani kasaba 20-30 kat birden büyüyor bu böyle çok ekstra bir e, vaka ve aynı zamanda Osmanlı tarih yazımında hangi aralığa e, düştüğüne bakarsanız işte hani gerileme paradigması diyorlar ya Osmanlı'nın 1580'lerden sonra işte onu revize ettik kriz dönemi dedik dönüşüm dedik ama adını nasıl koyarsanız koyun böyle çok ciddi bir ee, Çalkantı döneminde 1580'lerden 1620'lere 30'lara olan dönemde İzmir birden büyüyor. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir ilişki var mıdır? Yani e, imparatorluğun böyle bir değişimden dönüşümden geçtiği dönemde Doğu Akdeniz'de böyle çok alakasız bir kıyı kasabası neden bu hale geldi? Bunun cevabı acaba bu şehirden çıkar mı sorusuyla başladı. Ee, ondan sonra onun ticari verilerini. ...almaya önce bir işte gümrük verilerini derledim. O gümrük verilerinden çıkan sonuca göre de şeyi fark ettim. Yani 1580'lerden sonra İzmir'de ticaret hızla büyümeye başlıyor. 1600'lerin başında o ivmesini kaybediyor. Sonra da o hızı yavaşlıyor. 1640'lardan sonra da artık o eski heyecanı kalmıyor. Yani büyük bir liman şehri haline döndükten sonra aynı hızla büyümeye devam etmiyor bir e, stabil yani stabil bir halde devam ediyor verilere göre yani arada çalkantılar dalgalanmalar olsa bile Ha dedim tam da aradığım bu 1600'lerin yani 1580'lerden 1600'lerin ortalarına kadar ne olmuş olabilir ondan sonra o ticaret verileri beni e, e, enflasyona götürdü enflasyon verileri beni paraya götürdü para verileri beni paranın içindeki gümüş miktarına falan götürdü biraz öyle bir durum oldu. Ama işin esprisi şu, kitabı bastım, ilk kopyalardan birini eve yolladım babama. Babam açtı, işte, oğlum ilk kitabını para hakkında yazmışsın, bir sıkıntın varsa bize, <laughs> bize söyle falan diye böyle. <laughs> yok baba dedim yani. Yok baba demedim, bilakis şey dedim... E, Tarihçiler de şöyle derler. insan elinde ne yoksa onun üzerine çalışır. <laughs> Dolayısıyla bende de para yok para üzerine çalıştık diye böyle Babamla işin makarasında yapmıştık ama e, doğrudan dediğim gibi ben doktoranın başında para tarihi çalışmak için e, çıkmadım yola. Amacım emperyal dönüşümü anlamaktı. Bunun da pek çok sosyoekonomik ayağı var. Tarımsal üretim var. E, i̇şte işte ticaret ayağı var. Eee paralaş e, parasallaşma ayağı var vesaire vesaire. Bu çok büyük resmin içinde para sadece küçük bir bölüm aslında o büyük Doktora tezinin içinde. Ben onu aldım doktoradan sonra üzerine biraz daha çalışıp genişletip monograf haline getirdim mesela. Hocam teşekkür ederim. İlginç bir hikaye olmakla beraber aslında şey galiba hep derler aslında bize lisansdaki hocalarımız da sık sık söylüyordu. Hani yaparken eğleniyor da olmak hani heyecan duyurması da gerekiyor ayrı zamanda. Sizdeki o heyecanı görüyorum. Gerçi... Para konusunda <laughs> heyecanlı? Onun konuyla çok. alakası yok. Ben genel olarak <laughs> heyecanlı bir adam. yoksa çalıştığım konular çok heyecanlı değil yani bizatihi kendisi. Anladım hocam. Ama yani işe heyecanlı kendiniz katıyorsunuz biraz. Anladım. Evet. Çok sevindim hocam. geçmeden anladım. önce madem bu ısınma turları şey örneği de vereyim. Kitaptaki bölümlerden bir tanesi de iklim. Ve Kanada'da yaptığım için. <laughs> iklim sürekli kar altında o hani ne yok iklim yok burada diye e, iklim ay chapterlardan çöp, biri de e, iklim dalgalanmaları hakkındaydı yani. Böyle galiba e, ben işin içindeyken başındayken fark etmediğim gizli bir e, korelasyon olabilir çalışılan konuyla benim e, dünyam arasında yani. <laughs> Enteresanmış hocam. Geçelim mi hocam? Sizin sunumunuz var. Ben yayını alayım. Aynen. Hı, -hı. Ee, işte kitap aslında daha taze bir aylık bir kitap ve e, ilk yüz yüze sunumu evvelsi gün yaptım ilk kayıtlı kuyutlu virtual e, sunumumu da burada e, Hayrettin hocam ve Utkan'ın davetiyle size yapıyorum artık bir kusurum olursa affola çünkü şeyi fark ettim yani yazmak kolay anlatma, anlatmak zor <laughs> anlatırken insan nereleri cımbızlayıp yani 200 sayfalık kitabı işte yarım saatte anlatmak e, biraz şey teferruata girmeyi engelleyen bir yapısı var. O yüzden bazı yerleri artık atlaya ve örnekler olsun diye koydum sadece yani. E, bu işi e, nasıl yaptığıma dair. İsterseniz e, şuradan devam ederek başlayayım. Şimdi bu az önce anlattığım mesele var. Buraya o ticaret ayağı bambaşka bir e, bölüm olduğu için başlı başına. Oradan başlamayayım sizi sıkmamak için. Ama şöyle bir mesele var İzmir'de o dediğim gibi 1580'lerden sonra hızla artan bir şey ticaret sonra dalgalanmalar var 1650'lere kadar gidiyor. Sonraki dalgalanmaların spektrumu daralıyor ve 1750'lere kadar çok da hızlı sıçramalar göstermeden çok daha yavaş tempoda büyüyor. Şimdi buna baktıktan sonra bu neden böyle olmuş olabilir bu ikisi arasında nasıl bir ilişki olabilir sorusunu sordum ben. Çünkü bugüne kadar bu iki mesele birbirinden ayrı olarak ele alınmış. Yani para tarihi çalışanlar var. İşte rahmetli Halil Sahiloğlu hani ustalara saygı şu anda Hakikaten çok büyük bir emekle bütün bu alanı açan hocalardan biri. Sonrasında üzerine koyan hocalarımız var. İşte Şevket Tomuk devam ediyor. Cemal Kafadarın tezi mühim. Baki Hoca'nın makalesi var. Çok istifade ettim. Bunlar ağırlıklı olarak işin şey tarafına bakıyorlar, fiyat, para vesaire. Bir de işin ticaret ayağı var. Ticaret çalışanlar bambaşka sorularla çalışıyorlar. İşte Akdeniz Osmanlı ticareti, Akdeniz İngiltere Osmanlı ticareti, Yahut yerel zanaatkarların üretimi üzerine bakanlar yine Faruki Süreyya Faruki hoca ve onun de devamındaki takipçi hocalar da işte söyledikleri. Kriz dönemiyle birlikte bir e, sarsıntı geçiriyor. Özellikle tekstil sektörü ve diğer zanaat kolları. E, çünkü yabancı tüccarlar piyasalarda çok görünür oluyor. Ama bu geçici bir durum. 1640'lardan itibaren e, yani 1600'lerin başından itibaren o kriz hafifliyor. 1630'larda 40'larda da artık tekrar e, restorasyon dönemi. Yani o tekstil ve diğer sektörlerde yeniden... ...toparlanma söz konusu işte... bunu e, Süreyya Farkı... ...İstanbul esnafları için diyor... ...bakıyorsunuz Benjamin Brode... ...Selanik pamukları için diyor... E, ...efendime söyleyeyim... E, ...Bursa'daki... ipek sektörü benzer... ...ya aşağı yukarı her yerde benzer bir dalgalanma var... ...şimdi bunları üst üste... ...koyduğumuzda şöyle bir... E, ...şey çıkıyor... ...ilişki çıkıyor... ...yani 1580'lerde kriza var fiyatlar artıyor, tüccarlar geliyor. Ondan sonra bunlar 1600'lerin başında bir kırılıyor. 1640'lardan sonra da etkisini kaybediyor. Bunun araları, arasındaki bağlantı ne olabilir? Çünkü benim İzmir örneği de tam da bunun bu resmi tamamlayan bir örnek. Yani Selanik'i, Bursa'yı yan yana koyduğunuzda, Manisa'ya baktığınızda İzmir'in dış ticaret verilerini ben seri haline getirince bunların arasında bir ilişki olduğunu görüyorum. Dedim ki bunun arasında bir yani var bir Çapanoğlu ama bu Çapanoğlu nedir? Bu hep birbirinden ayrı çalışılan işler arasındaki ilişki nedir? Para tarihinde ciddi boşluklarımız var bizim. Bunun sebebi de verimizin sınırlı olması. Para tarihi çalışmak demek biraz kapalı bir sistem gibi geliyor kulağa. Yani tamam hoca datayı çektik koyduk bitti iş. Çok öyle olmuyor özellikle geriye doğru gittikten yani gidersek 16. yüzyıla 17. yüzyıla. Para tarihi çalışanlar bir sikkelere bakıyorlar. Çünkü sikkelerin üzerinde hangi padişah döneminde basıldığını gösteriyor. Padişahın e, tuğrası var. İkincisi hangi e, darphanede basıldığını gösteriyor. Dolayısıyla bize onun nümizbatların eline veriyoruz. Bunlar kontrol ediyorlar içindeki gümüş miktarının nasıl değiştiğine falan. Bakıyorlar ve bize diyorlar ki para politikaları böyle böyle olmuş. Bu işin bir ayağı. İkinci ayağı e, işin narratif kısmı. Onda bizim alim ulema tayfa gördüklerini yazıyor. İşte Selaniki yazıyor, Gelibolu Mustafa Ali yazıyor, kriz oldu şu oldu bu oldu, oradan para geldi buraya borçlandık. Bunu nasıl toparlayabiliriz? Var ya o nasihatnamelerde zaman zaman atfedilen meseleler. Onların ne yazdıklarına bakıyorsun. Üçüncü olarak da eldeki e, kaynaklara yani mühimme defterlerine, darphanedeki memurların yazdığı arzu hallere, şunlara bunlara. Dolayısıyla kabaca üç farklı kaynak grubundan bahsedebiliriz. Birincisi nümizmatların çıktıları, ikincisi vakanivistlerin accountları kayıtları, üçüncüsü de bizim arşiv kayıtlarımız. Yalnız soru şu ki bazen bu üçü birbiriyle çelişebiliyor. Birinin dediğini diğeri doğrulamıyor. Yahut arada boşluklar olabiliyor. Özellikle bu kriz dönemiyle ilgili bizim elimizdeki yani bizim değerlendirme yapmamıza imkan veren kayıtların çok büyük kısmı o dönemin tanıklıklarından, vakanivistlerden geliyor. Ve sınırlı sayıda da işte arşiv kayıtlarından nümizmatik verileri çok sınırlıydı. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki şu Beçin buluntusu ya da Beçin hazinesi ortaya çıkana kadar. Beçin nerede? Beçin bugün Muğla Milas'ta da e, sınırları içinde eski adı Beçin. E, bir mevki ve orada bir e, gömü ortaya çıkıyor. Gömünün içinden çıkan 40 binin üzerinde sikke var. Bu numizmatlar için hayal gibi bir şey. Yani hani nasıl örnek verebilirim? bizim bu Aşık Paşa Zade'nin içinde Yahşi Faki yazmış ya. Onu bizim bulmamız gibi bir şey yani. yani eski erken çalışanlara örnek olsun diye. Ve e, bu sikkelerin çok büyük bir kısmı kriz döneminin sikkeleri. Yani 2. Selim'den çok hafif başlıyor. Sonrasında işte 3. Murat, 3. Mehmet, 1. Ahmet. Bu dönemleri kapsayan 40 bin sikke düşünün. Ve bu sikkeleri biz hangi darphaneden çıktığını ve ağırlıklarının ne olduğunu bulabilirsek bu bizim aslında elimizdeki verileri, e, bilgileri tekrar e, yenilememize, update etmemize yarayacak. E, 2000'de bulunuyor. Bu e, 2010'da Almanca basılıyor ilk, yani bayağı iki cilt olarak. Hatta buralarda bir yerdeyse de göstereyim. Ben canlı yayında size kitap gösteriyorum. İyi, Abi, yayın böyle hocam? <laughs> şöyle gösterebilirim. Böyle ters tutuyorum. <laughs> Böyle Beçin definesi şöyle iki ciltlik. Bunun birinci cildinde sonuçlar yorumlanıyor. ikinci cildinde de tek tek o sikkelerin resimleri ve altında gramajları falan yazıyor. Ee, bu ilk 2010 yılında Almanya'da basılıyor. Benim Almancam yok. Öğrendim. <laughs> Sağ olsun. Mümizmatlar beni zorla Almanca'ya ısındırttılar. Kör, <laughs> kör oluyordum ya <yani> Almanca öğrenirken. <laughs> E, neyse e, bizim Türkiye'de işte Türkiye Bilimler Akademisi de bastı 2016'nın sonunda ben tezimi teslim ettim savunma tarihini aldım ondan sonra Türkçesi çıktı kitabın ben boş yere alayım. ama neyse kitapta Türkçesini de kullandım en azından tezde kullanamamış olsam da e, velhasıl buradaki buluntular bizim aslında o dönem üzerine bilgilerimizi yenilemiş bir e, verileri sağlıyor ve çok acayip işler açtı başıma. Çünkü bugüne kadar hiç bilmediğimiz şeyler söyledi matlar bize dediler ki Osmanlı iki farklı para bölgesine ayrılmış farklı darphanelerde farklı para yani aynı akçe doğu sınırında basılıyorsa farklı ağırlıkta basılıyormuş İstanbul'da Bursa'da Edirne'de basılıyorsa farklı ağırlıkta basılıyormuş gibi biraz sonra bir açarım slaytlarda bu verileri getirip koydular önümüze yalnız ...nümüzmatların e, takıldığı yer... ...ekonomi bilmiyorlar. Onların derdi... ...sikke. E, sikkelerin... ...peşinde koşup bunları önümüze getirdiler. Bunu ekonomi tarihçisinin... ...ekonomi prensiplerine göre alıp... ...bir de tarihçi ise dönüp... ...eski mühimme kayıtlarına, darphane... ...kayıtlarına, Selaniki'ye, Gelibolu'ya... ...tekrar bakıp eldeki verilerle... ...bunları tekrar yorumlaması gerekiyor. Ben onu yapmaya çalıştım. Dolayısıyla yaptığım iş aslında... E, ...zemini düzlemek. Yani böyle farklı farklı... Alanlarda bugüne kadar yapılan çalışmaları tekrar bir araya toplayıp Sahillioğlu Hocadan beri üzerine eldeki verilerle birlikte ekonomik bağlamda yeniden yorumlamaya çalıştım. Oradan devam edecek olursak çok kısa bir özet geçeyim ekonomi tarihi para tarihi çalışmayan bilmeyen insanlar için çok bilindik hikaye işte e, Avrupa'ya gidildi orada gümüş madenleri bulundu o gümüş madenlerinden çıkarılan Gümüşler önce İspanya'ya geldi. O gümüş buraya akınca burada enflasyon ortaya çıktı. Fiyat devrimi diyorlar Avrupa'da. Sonra e, İspanyollar bu ellerindeki gümüşle sağdan soldan mal almaya başladılar. Ve o gümüş bütün Avrupa'da hızla yayıldı. Ve bu enflasyon İspanya'dan işte Fransa, İngiltere yayılarak devam etti. Ve bu e, şeylerin hepsini zıplattı. Avrupa'daki fiyatların hepsini zıplattı. Bu tradisyonel görüş. Miktar teorisi de... Şu şekilde anlatılıyor: Para arzı çarpı paranın tedavülü, işte eşittir fiyatlar, enflasyon, işlem hacmi ve ekonomistler diyor ki bir paranın piyasadaki tedavülü öyle bir anda sıçramaz, alışveriş sayısı bir anda katlanmaz, onu bir sabit kabul edelim verili birimde, işlem hacmi de artmaz. Dolayısıyla para arzıyla fiyat düzeyi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Para arzı yükselirse fiyatlar da aynı oranda yükselir. ...tradisyonel görüş buydu. Bu ta 16. yüzyıla kadar giden bir görüş. Hatta antik Yunan tragedyalarında bile var referanslar bununla ilgili. Bunu formülasyonu 100 yıl önce yapılmış. 100 yıldır da tartışıyor bunu ekonomistler. Şöyle miydi, böyle miydi diye. 1960'lara, 70'lere geri dönecek olursak hakim görüş... ...Akan Gümüş'ün e, bir şekilde piyasada e, dalgalanma yarattığı fiyatları sıçrattığıydı. Barkan Hoca da fiyat serisini çıkardıktan sonra yaptığı yorum... İşte bu Avrupa'ya gelen gümüş daha sonra nasıl Avrupa'ya bulaştıysa Doğu Akdeniz'de Osmanlı'ya da bulaştı. Fiyatlar o yüzden arttı bizde diyordu. Şevket Hoca bunu update ediyor. Yeni yeni argümanla geliyor. Zaten fiyat serilerinde de bazı düzeltmeler yapıyor Balkan Hoca'nın bulduklarının üstüne ve onun söylediği kendi döneminden 25 yıl, 30 yıl önce artık e, bu görüş değişmiş durumda. Çünkü şunu fark ediyor Avrupalılar. Para arzı devam ediyor. Avrupa'dan gelen gümüş devam ediyor 17. yüzyılda hatta 18. yüzyıla kadar ama fiyatların artışı duruyor bir noktada ee, 1650'lerden sonra fiyat aynı oranda artmıyor piyasaya para girse bile gümüş girse bile ve diyorlar ki e, mesele arzda değil talepte yani piyasada gümüşe ve paraya ihtiyaç varsa gelen gümüş talep ediliyor ve alınıyorsa piyasada bu artıyor. Ama bir noktadan sonra piyasa doyuma ulaşıyor. saturate oluyor yani. Ve o noktada siz ne kadar gümüş getirirseniz getirin fiyatlar artık oynamıyor. Bunu adapte ediyor Şevket Hoca Osmanlı için. Ve diyor ki 16. yüzyılda kurulan pazarlar arttı. Şehirlerin nüfusu arttı. Köy sayısı arttı. Hani nüfus 16'da genişliyor ya Osmanlı'da. Kredi ağları arttı. Kullanılan para arttı. Ve bunun etkisiyle ciddi bir gümüş ihtiyacı vardı. Ve gelen gümüş bu şekilde talep ediliyordu. Ama artık 17'den sonra bu ortadan kalktı. O genişleme durdu. Dolayısıyla bizde de fiyatlar durdu. Yani Avrupa'daki modeli alıp bize uyguluyordu. Ee, bu da çok makul bir açıklama. Çünkü artık talebin belirleyici olduğunu biliyoruz. Ve buna göre yeniden bir açıklama yapmaya çalışıyoruz. Benim söylediğim bu Beçin Definesi sayesinde Şevket Hoca haklı. Mesele taleple ilgili ama talep... Onun söylediği gibi içerideki ticari e, işlemleri karşılamak için kullanılmıyor. Dolay çünkü Osmanlı'nın para yapısı Beçin sayesinde öğrendik ki Avrupa'dan farklıymış. Şimdi bu ne demek? Miktar teorisi A Alaturka dediğim. E, şuradan geri dönecek e, bir sonraki slide'da atlayacak olursak. Bu Beçin define'sinden çıkan paraların dağılımı. E, sarıyla e, işaretlediğim bölgelerde ki darphanelerde. Akçe daha ağır. Yüzde yirmi oranında. Diğer kırmızıyla işaretlenen yerlerde çıkan akçe daha hafif. Ve hatta Basra'da ve Bağdat'taki darphanelerde bir de şahi sikkesi basılıyor. Bu şahi sikkesi daha büyük bir yani yaklaşık 6-7 akçeye tekabül edecek büyüklükte bir sikke ve daha çok şeyde uzun mesafe ticaretlerinde bu kullanılıyor. Ve burada böyle bir e, İran'la tampon bölge oluşmuş durumda. Şöyle bakarsanız haritaya yerleştirdiğimizde turuncu kısımlar Safeviler e, az önceki dar yerlere yerlerine koyup üzerini sarıyla taradığımda aslında böyle iki yer arasında bir tampon bölge oluşmuş gibi duruyor. Şimdi bu da verili geldi. Yani ben benim yaptığım bu önümüzmatların bulduklarını haritaya koydum. Tık 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 tık, tık. Ondan sonra dedim ki niye bu böyle bir tampon bölge oluşmuş? Aslında bu tampon bölge meselesini ilk söyleyen ben değilim. Bunu Baki Hoca söylüyor. Baki Tezcan'ın bir makalesi var. O 1585 para krizine giden yolda Şahin'in, Şahi e, ak, e, sikkesinin ne kadar e, önemli olduğunu vurguluyor. Bizim önümüze gelen mesele bu iş ile sınırlı değil. Peçin Hazine'si se sebebiyle biliyoruz. E, akçeler de aynı oranda etkiliyor. Dolayısıyla sınırda basılan bütün e, sikkeler Batıya göre daha hafif. Soru şu: Osmanlı niye böyle bir tercihte bulunmuş? Bunun sebebi aslında e, Doğuya doğru gümüşün akışı, tradisyonel olarak. Yani çünkü ta eski zamanlardan beri Avrupa'da e, gümüş daha ucuz Doğuya göre. Şöyle düşünebilirsiniz. Yani 1 gram altınla e, şeyde Avrupa'da 12 gram gümüş alabiliyorsunuz. İran'da ve Hindistan'da e, 9 gram gümüş alabiliyorsunuz, e, Çin'de 6 gram gümüş alabiliyorsunuz. Bu şu demek: sizin elinizde bir Euro var ya da bir dolar var. O bir dolar e, burada e, işte 9-10 lira yan şeyde şey, e, ülkede 15 lira. Siz buradan e, altını alır, oraya gidersiniz, orada e, 15 liraya bozdurur, o 15 lirayla buraya gelirsiniz. Böylece 50 kar etmiş olur. Buradaki ticari aksiyon mallar üzerinden değil o ara bahsettiğim sikke yani gümüşün kendisi. Gümüş e, sadece medium of exchange diyorlar ya takas aracı. Takas aracı değil aynı zamanda bir mal. Mal olarak alınıp satılabiliyor bu paralar. Dolayısıyla sizin e, ticari alışverişiniz dışında da doğuya doğru sürekli bir gümüş kaçıyor. Çünkü oraya götürecekler gümüşü altına çevirip altını geri getirecekler ki kar etsinler. Osmanlı İmparatorluğu da hali hazırda zaten ticaret açığı veriyor yani Hindistan'dan gelen malların karşılığını parayla ödüyor bir de üzerine gümüşün bizatihi kendisi kaçmaya başlayınca bunun önüne durdurmaya çalışıyor yani zaten biz aldığımız mal için fazladan bir para ödüyoruz bir de bizim piyasalardaki gümüş bu tarafa kaçmasın diye uğraşıyorlar peki bu ne zaman oluyor burada çok hızlı geçeyim ee, şu 1566 tahşişine odaklanabilirsiniz. Diğer detaylar zaten kitapta da var. 1666'da geçiliyor. Çünkü e, imparatorluk 1520'lerde 30'larda hızla genişliyor ya. İkinci yani Sultan Yavuz Sultan Selim'in son dönemi ve Kanuni dönemiyle birlikte daha önce Balkan ve Batı Anadolu'nun para sistemi sadece Avrupa'ya entegreydi. Hızla o tarafa gidip de aradakilerin hepsini de yutunca biz doğrudan doğu pazarlarıyla sınır komşusu olduk. Ve Safeviler bunun üzerine Osmanlı'dan gümüş çekebilmek için bir kendileri devalüasyon yapıyorlar. Ve aradaki makası açıyorlar. Daha fazla gümüş kaçsın bizim para simsarları bu paraları alıp oraya götürsün diye. 1517 tarihinde. Osmanlı buna karşı ne yapıyor? En önce konvansiyonel e, politikalar geliştiriyor. Ne bu konvansiyonel politikalar? Arkadaş gümüş kaçırmak, götürmek yasaktır. Yakalarsınız gümüşüne el koyun adamı da hapse atın. Her yere ferman. Sınırdaki bütün bölgelere. Yani hani Siirt, Bitlis, Van, Erzurum, Erzurum ana gümrük kapısı. Hani herkesin bütün mallar kontrol ediliyor. Sadece ticaret ticari mal alıp götürebilirsiniz. Gümüşü mal olarak, komoditi olarak taşıyamazsınız diye. Ne var ki piyasalar ferman dinlemiyor. Yani öyle Elinizde sopayla enflasyonu ya da gümüş kaçısını düşüremiyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Ama bir uzun bir süre bunlar bu şekilde mücadele ediyorlar. Yani bir 20, 20 yıl kadar böyle bir mücadele var. Ve başarısız oluyorlar. Çünkü pazarlarda sürekli gümüş sıkıntısı ortaya çıkıyor. Ve 1566'da tahşişe gidiyorlar. Böylece işte Osmanlı İmparatorluğu'nda bir Venedik dukası 60 akçe 40 grama satılırken Safavi'de aynı Venedik akçesi 30 gram gümüşe eşit. Arada yüzde %25'lik bir fark var. Bu yüzde %25'lik farkı baz alarak 1566'da Şahi sikkesini ve o Doğu akçelerini çıkarıyorlar. Yani şuraya geri dönüyorlar. Bu tampon bölge 1566 taşişinde ortaya çıkıyor. Amaç ne? Amaç biz bunları böyle durduramadık. Kaçmaya devam ediyorlar. Bari bu gümüşle sınıra giden adamlar İran'a geçmesin. Basra'daki e, Bağdat'taki e, darphanelerde bıraksınlar lanet olsun yani gene para kazansın bu adamlar ama en azından gümüş öbür tarafa çıkmasın böylece adamların karını yani kaçışını engelleyemiyoruz bari karını biz verelim bunlara gümüş bizim piyasalarda kalsın dert bu gayet de aslında rasyonel ve mantıklı bir politika bu Avrupa'da görmediğimiz bir uygulama çünkü Avrupa devletleri küçük coğrafi olarak küçük Pazarlar birbirine yakın ve bütün Avrupa daha 14. 15. yüzyılda entegrasyonu tamamlamış durumda. Yani İtalya'da da Fransa'da da İngiltere'de de 1 gram altın 12 gram gümüşe eşit aşağı yukarı ve arada bir makas yok. Ama bizim coğrafi olarak çok hızlı büyüdüğü için imparatorluk Safavilerle sınır olunca böyle bir makas açılıyor o makası tedbiren bu, bu politikaya geçiliyor. Aynısını Safeviler de yapıyor. Onlarda da iki parçalı yapı var. Onların derdi de Hindistan'a kaçırmamak. Çünkü Hindistan'da da daha ucuz. Ve böyle e, Avrupa'dan başlayan gümüş kaça kaça Hindistan'a ve Çin'e kadar gidiyor. Biz mümkün mertebe önüne bariyer koyalım. Buraya çarpsın bir kısmı bizim camda kalsın. Derdimiz bu. İşliyor da nitekim 1580'lere kadar hakikaten herhangi bir kriz yaratmıyor. Ne? Peki olması beklenen ne? Orada bir bit yeni var. Çapanoğlu orada. Mesele şu ki eğer sizin para sisteminizde iki farklı para akçe burada nominal olarak aynı kabul ediliyorsa ama içindeki ağırlık farklıysa bir süre sonra piyasayı hep kötü akçeler basar. Buna Gresham yasası deniyor. Kötü para iyi parayı kovar. Bu aşağı yukarı herkesin referans verdiği böyle antropolog, sosyolog, siyaset bilimci herkesin bildiği bir formülasyon. Hikaye de çok basit. Geldi size e, vergi memuru kapınızı çaldı. Dedi ki 15 akçe vergi borcun var. Senin elinde 15 tane merkez akçe var ağır ya da 2 tane şahi var ya da Erzurum'da Bağdat'ta basılmış hafif akçeler var. Sen hangisini verirsin? ağır olanları cebinde tutarsın, hafif olanları verirsin ki gümüş, ağır olan gümüş bende kalsın diye. Piyasadaki bütün aktörler bunu yaparlar. Dolayısıyla bir süre sonra ağır ve güçlü akçeler, yani ak akçe kara gün içindir dediğimiz o ak kara bağlantısı da oradan geliyor. Ak akçeleri saklarsın tasarruf ederken e, kara akçeleri piyasada kullanırsın. Ve bir süre sonra piyasada artık senin o ağır akçelerin bulunmaz. Bu ya darphanelere gider doğudaki. Orada hafif akçe olarak basılır ve geri gelir. Çünkü sen oraya işte 3 e, üç akçe götürüyorsun, dört akçe getiriyorsun. Nominal olarak aynı. E, yahut ne, ne olur? Tasarruf edersin. Yahut delersin. Sahte para olur. Bunu bekle. Bu olursa feciat. Çünkü enflasyon çıkıyor. O İyi parayla kötü para arasındaki %25'lik enflasyon sıçramasını yaşarsın ve piyasadaki para istikrarı kaybolur. Beklenen bu. Diğer soru şu. 15 sene boyunca bu niye olmamış? Çünkü Osmanlı piyasaları henüz parasallaşmamıştı. Bunun cevabı da şurada saklı. Eğer piyasada yeterli gümüş, yeterli para yoksa kötü akçe iyi, iyi parayı kovamıyor. Yani senin elinde sadece... 15 akçe var bunun 7'si kötü, 8'i iyi akçe. Sen hepsini kullanmak zorundasın. Ya da mal satarken birinci müşteri geldi iyi akçeleri verdi, ikinci müşteri geldi kötü akçeleri verdi. Sana mal satmıyorum diyemiyorsun çünkü adamın başka parası yok. Bu kötü para iyi parayı kovar formülasyonunun işlemesi için piyasadaki bütün ticari aksiyonlara yetecek kadar para olması ve tasarruf ede edebilmen gerekiyor. Bizde nasıl vergi sistemi? Aynı sistem. Nakit yok. Daha vergilendirmede bile yüzde onunu veriyoruz e, göre vesaire. Vergilerin çoğu aynı olarak toplanıyor. Ve piyasada ciddi ciddi zaten kısıtlı bir para kullanımı var. Büyük şehir pazarları dışında. Dolayısıyla bu korkunç senaryo gerçekleşmiyor. Ne zamana kadar gerçekleşmiyor? O doğudaki şey Amerika'daki gümüş çok büyük miktarlarda taşınmaya başlayana kadar. Hiç hesapta olmayan, o güne kadar tarihte hiç yaşanmamış bir şey oluyor. Birileri gidiyor yeni bir kıta buluyor. O kıtada yeni madenleri keşfediyorlar. O madenlerden çıkan gümüş geliyor. Osmanlı pazarlarını basıyor ve bu kötü para iyi parayı kovar ee, dinamiği işlemeye başlıyor. Çünkü Osmanlı pazarlarına Doğu Akdeniz limanlarına vuran ilk gemi elinde gümüş dolu e, malla yani gümüşle gelen gümüşle dolu gemiler ilk kez 1577'lerde 76 78 o dönemde gelmeye başlıyor ve bunların getirdiği gümüşle birlikte piyasalara acayip bir gümüş akışı kötü para iyi parayı kovmaya başlıyor e, Doğu sınırlarında basılan başta Şahi büyük olduğu için o tercih ediliyor en başlarda sonra diğer akçeler bu gümüş limanlardan toplanıyor darphanelere götürülüyor darphanelerde kötü paraya çevriliyor İstanbul'a Bursa'ya hatta Balkanlara hatta Romanya'ya Moldova'ya çıkıyor ve kötü para iyi parayı kova kova devam ediyor. Bu şu demek hem enflasyon artıyor hem piyasadaki para istikrarı bozuluyor hem de en korkuncu ne biliyor musunuz ee, bu para simsarları geliyor e, Avrupalıların elinden bu parayı alıyorlar. Ama normalde bir kuruş 40 akçe ise bunlar diyorlar ki işte bu gayrim şey yabancı tüccara biz senin elindeki kuruşu 40 akçeye değil 42 akçeye 43 akçeye alıyoruz diyorlar. Bunu alıp götürüp orada yüzde 25 farkla kullanacakları için elde edecekleri karın bir kısmını aslında gümüşü getiren adamlara veriyorlar. Bu ne demek? Yabancı tüccarların piyasada ellerinde aynı para olmasına karşın yerel tüccarlara göre çok daha avantajlı olması anlamına geliyor. Adamlar ellerinde getirdikleri kuruşu ederinden daha fazlaya satıyorlar. Onunla da bizden ham madde çekip gidiyorlar. Kriz içinde krizden bahsediyoruz. Yani birinci kriz e, kötü paranın iyi parayı kovması ve yüzde yirmi beşlik o enflasyon farkının açığa çıkması. İkincisi bu gümüşü getirenler yabancı tüccarlar olduğu için piyasalarda ee, daha fazla avantajlı olmaları. Tek, burada şeyleri kontrol ettim. Bunda da çok üzerinde durmayayım. Bütün darpane verilerini. Ve burada gördüğümüz en alttaki Bağdat, Basra, Musul'da hakikaten e, para darpı çok hızlı katlanarak artıyor. Yukarıda Kratovo, Novoburdo, Sidre kapısı bunlar en önemli gümüş yataklarının ve da Osmanlı'daki en işleyen darphanelerin olduğu Balkanlardaki darphaneler. Oralara gümüş gelmiyor. Bunlar para basmıyorlar. Paranın tamamı 3 slide önce koyduğum şu en uzaktaki darphanelerde basılmaya başlanıyor. Ve orada basılan paralar gerisin geri İstanbul'a ve daha yukarıya gitmeye başlıyor. Buna örnek olarak da şunu koydum. Çok çarpıcı bir örnek. Eflak ve Boğdan'dan gönderilen paralar. Eflak ve Boğdan Moldova Romanya. En alt satıra bakın üzerinde çok durmayalım. 1588-1589 yılında Boğdan'dan eee 8 milyon akçeye yakın haraç gönderiliyor. Bu 8 milyon akçenin %93.8'i şahi olarak gönderiliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 8 milyon akçeyi gramaja çevirip çarpıp böldüğünüzde 5 tonluk bir para demek. Ve o imparatorluk sınırlarında bu parayı basmaya izin verilen tek darphaneler Bağdat ve Basra. Bu paralar Bağdat ve Basra'da basılmış en uç en doğu sınırında imparatorluğun en kuzeyine çıkmış. Romanya'ya Efla kadar. Ve bu şeyi gösteriyor az çok. İmparatorluğun bütün pazarları kötü para tarafından teslim alınmış durumda. Plus yabancı tüccarlarda içeriden haldır aldır, aldır e, ham madde toparlıyorlar. Peki bu doğru mudur diye bu sefer e, darpane verilerinden ya, yahut işte bütçelerden şunlardan bunlardan bizim Selanik'e Sadrazam e, Koca Sinan Paşa terhislerine baktığımızda hepsi şahi geldi Rumeli'ne geçti şahi geldi Namza gel alemi kaplayıp bilmem ne yaptı şahinin piyasaları domine ettiğinden bahsediyorlar ama mekanizmayı çözememişler yani eee Avrupa gümüşü bizim pazarlara geldi, doğuya gitti, Şahi o yüzden zıpladı da buraya geri geldi mekanizmasını çözemedikleri için sadece tespit yapıyorlar. Yani şeyi fark etmişler, krizin sebebi doğuda basılan akçelerden ve Şahilerden kaynaklanıyor ama ne olduğunu dinamiği kavrayamamış görünüyorlar. Sonra ne yapıyorlar? 5 yıl bununla mücadele ediyorlar, mücadele yine tradisyonel yine konvansiyonel piyasadaki bütün şahileri, kırık akçeleri, kötü paraları toplayıp kendileri yeniden darphanede e, düzeltmeye, tahsis etmeye çalışıyorlar. Dört yıl, beş yıl böyle heba edildikten sonra bir tanesi diyor ki bu böyle olmayacak. Çok sert bir tahşiş yapalım. Bir meşhur 1585 tahşişi. 1585 tahşişinde e, akçenin içindeki gümüş miktarı yüzde 44 oranında azalıyor. Değeri yüzde 50 oranında azalıyor. Böylece ...altın-gümüş oranını da... ...tekrar değiştirmiş oluyorlar. Ama daha korkunç bir şey oluyor. Yani üst üste o kadar çok hata yapılıyor ki... ...ekonomik ve para politikaları anlamında. Buradaki hata da şu... ...biraz taşiş politikasından... ...bahsedeyim bir iki cümleyle. Siz ilan ettiniz. Ben imparatorluk olarak... ...artık bir sultani altın... ...60 akçe değil 180 akçe... ...şu kadar dirhem gümüşten kesilecek... ...akçenin içindeki gümüşü azalttım... ...dediniz ama o kadar diyebiliyorsunuz. Elinizdeki bürokratik yapı kapı kapı gezip adamların elindeki akçeleri toplayıp daha götürmeye yetmiyor. Sizden de yani vatandaştan beklenen ya da para simsarlarından paraları toplayıp darphaneye gidip işte 10 akçe verip 20 akçe daha hafifinden geri almaları. İlk parti gidiyor. Bunlar gümüşün için şey asikken içindeki gümüşü azaltıp bir yerine kalay koyuyorlar. O eski parlak gümüş yüzde 97 96 oranında sahih akçe Osmanlı akçesi artık kararmış bir hale geliyor ve bunlar pazara geldiklerinde İstanbul'da olmasa da Balkanlarda falan askerlere de böyle ulufe dağıtılıyor ve bu pazarda geçmiyor adam elindeki o kara akçe ile gittiğinde ki adı da kara akçe olarak geçiyor bazı yerlerde gittiğinde adam diyor ki bu kalp akçedir sahte akçedir ben bu akçeyi kabul etmem diyor. Bana gerçek akçe getir diyor piyasa felç. O noktadan sonra hiç kimse elindeki akçeleri darphaneye götürmüyor. Ve eski sistemle yeni sistem iç içe geçmiş durumda karman çorman bir hal alıyor. Çünkü piyasadaki sistem 60 akçeden 120 akçeye geçmiş pariteyle uygulanıyor. Devlet buna göre vergi topluyor ama darphanelere gümüş akmıyor. Çünkü kimse elindeki mevcut sikkesini götürüp darphaneye teslim etmiyor. Burada Mustafa Selanik'i koydum. Çünkü çok eğlenceli anlatıyor. Alel ittifak hurda akça ki kadimden olan akçanın her birin halk kimse tınmayıp <laughs> terki siyaset olmağla beş para eylemişler. Adam diyor ki halk bunu tınlamadı darphanelere götürmedi kendileri ellerindeki sikkeleri beşe bölmeye başladılar. Orada da kata sikkeden namı nişan kalmayıp artık eski sikke ortalıkta bulunmuyor diyor. Aynı şeyi darphane darpane Tırhala Bey'i gönderiyor. O da e, güzel. İşte e, ulüfe olarak bu akçeler dağıtılıyor. Bunlarla bir şey almak murade edildiklerinde verdikleri akçe için hurda dur deyu tüccar ve reayadan almadıkların bu ve çile muzayaka çektiklerin bildiriliyor. Ve olabilecek en kötü senaryo. Sen çok yüksek tahşiş yapmışsın. Piyasaları parada, paraları piyasadan toplayıp yenilemek için. Halk tınmamış. Asker mutsuz, e, enflasyonu daha da zıplatmışsın ve hali hazırda ortalıkta şahiler ve kötü paralar dolanmaya devam ediyor. Ta ki ne zamana kadar? Bu bütçe verilerini e, kitapta inceleyebilirsiniz, çok daha boğmayayım istatistiği sizi. 89'da sikke tahsihi yapıyorlar. E, ve bu paraların bir kısmını topluyorlar, önce vergi salıyorlar. Diyorlar ki biz bunu kendimiz yapamayacağız, eee sikke için rüsumu tasihi sikke 30 milyondan fazla ekstra vergi topluyorlar. Savaşın ortasında sırf bu iş için. Ve o 30 milyonluk akçeyi darphanelere kendileri götürüyorlar topladıkları vergiyi. Küçük akçe darp ediyorlar. Bu sefer önceki hataya düşmüyorlar. Yani akçenin içindeki gümüşü çıkararak yerine kalay eklemiyorlar. Onun yerine akçenin ağırlığını yarıya indiriyorlar. Ama parlaklığı aynı kalıyor. Yani hala gümüş akçe olduğu belli. Yalnız ...pul artık yani iyice... ...küçülmüş oluyor akçe... Ee, ...ve bunun üzerine... ...bu ödemeyi de şey yapıyorlar... E, kullarına İstanbul'da... ...ve ilk İstanbul'daki... ...kapukulu ayaklanması... ...meşhur Beylerbeyi vakası... ...ilk kanlı ayaklanma... ...daha sonra bu Osman'a kadar gidecek... ...takip eden yıllardaki ilk halka... ...bu sebeple ortaya çıkıyor... ...bu akçeye akçeyi cedit diyorlar... ...ve e, Selaniki'den aldım... ...burayı da... E, şey diyor isyancılar. Padişahımızın sikkesi bu surete girdi. 300 yıldan beri Ali Osman Selatini askeri Mansure'ye böyle ulufe vermiş midir diyor. Gelibolu daha da edebi söylüyor. Diyor e, eskiden e, gül bahçelerindeki yaprak gibiydi şeylerimiz, e, akçelerimiz. Küçüle 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 çiğ damlasına döndü diyor. <laughs> Neyse bu vesileyle ilk isyanı da e, ekonomik gerekçeyle yaşamış oluyoruz. O da üstüne tüy dikiyor yani. <laughs> Ama velakin işe yarıyor. Tasih. İlk aşamada. Bütün hepsini topluyorlar. E, bu sefer herkes getiriyor parasını teslim ediyor. Çünkü parlaklığı düzgün akçe alabiliyor en azından. E, ve 1585'te uygulanmak istenen politika 88-89'da uygulanıyor. Arada ufak tefek problemler oluyor. E, paritelerde, kuruş akçe denklerinde falan. Bunlar da biraz detay. Onda da darphanedeki bizim bürokratlar acayip akıllı adamlar. Şakır şakır yazıyorlar arzu hallerde yani. Diyorlar ki bakın böyle böyle bir durum var. Pariteyi düzgün hesaplamadınız zarar ediyoruz diye. Ama saray hiç sallamıyor. İki yıl üç yılda oradan kazık diyorlar falan böyle. Yani e, ekonomistlerimiz bizim <laughs> darphane bürokratlarımız. Bugün için Şeyi Merkez Bankası bürokratları rapor hazırlıyor ama ekonomiyi yönetenler saraydan sallamıyor gibi bir e, durum var 1590'larda. Ve bu hikaye 10 yıl daha devam ediyor. Avantajı şu Şahi'yi durduruyorlar. Şahi gidiyor ama sistem aynı şekliyle kalıyor. Yani e, bu akçeler hala hafif basılmaya devam ediyor. Ona da aymıyorlar. Çünkü ilk tepkileri neydi ilk tespitleri? Bu krizin sebebi şahi akçesi. O büyük akçeler. Biz bunları toplarsak bu işi çözeriz diyorlardı. Onları topladılar. Piyasadan tamamen çekildi bu şahi, şahi sikkeleri. Ama kriz devam ediyor. Çünkü hala doğudaki darphaneler e, hafif akçe üretmeye devam ediyor. Ve onlar bu tarafa gelmeye devam ediyor. Adamlar 8 sene uğraşıyorlar kaynağını bulmak için. Se Birkaç yıllık rahatlamadan sonra o ilk hepsini topladıkları ve darphanelere parayı çektikleri için birkaç sene rahatlıyorlar. Ama sonrasında sistem kriz aynı şekliyle kendini üretmeye devam ediyor. Ee, en son 1600 yılında Kemalettin Efendi'ye gidiyorlar. Bu bir alim. Diyorlar ki biz bunu çözemedik ne yapalım. O da gidiyor Memlük'te 15. yüzyılda Makrizi diye bir adam para risalesi yazıyor. Ee, Memlük'lülerin o dönem yaşadığı para kriziyle ilgili olarak bunu Türkçe'ye tercüme ediyor ve aralara sürekli kendi yorumlarını sokuyor. İşte bizim krizimiz ona benzemez, buna benzer, iki farklı akçe var o yüzden böyle kriz yaşanıyor. Onu yapmadan bizim enflasyon yani şeyler fiyatların artışı durmaz. Hepsini anlatıyor adam yani 3-4 sayfada gayet net özetliyor ve aslında bayağı karar alma süreçlerine doğrudan katkı sağlayan akıllı bir alim kendisi. En sonunda bu adamın söylediklerini Uyguluyorlar 1600 tahşişinden sonra e, 1690, 1600-1603 arasında akçeler tek ve bütünleşik yapıya geliyor. Yani 1566'da yapılan uygulama 1602'de sona eriyor. Ve 1602'de Şevket Hoca'ya geri dönecek olursak 1602'ye kadar hızla yükselen... E, ...şeyler, enflasyon, fiyat e, endeksleri... ...1602'den sonra çekilmeye ve belli bir banda oturmaya başlıyor. Hikaye bundan ibaret. Ee, Şevket Hoca haklı. Dışarıdan gelen gümüşe acayip bir talep var. Ama bu talep pazarlarda e, pazarlardan gelen bir talep değil. Bu talep para simsarlarının o gümüşleri alıp... ...doğuya götürmesinden kaynaklanan bir talep. Siz bu talebi si, e, sildiğinizde piyasadan... Yani hem doğudaki hem batıdaki akçeyi aynı gramajda eşitlediğinizde para simsarlarının da rantını kesmiş oluyorsunuz. Onların da bu guruşlara, e, yeni gelen gümüşe talebi azalıyor. Bu bu guruş ve gümüş alınmamaya başladığında enflasyon duruyor. Böylece bir anda birden fazla ferahlama oluyor. Hem para istikrarını görece sağlıyorsunuz, hem enflasyonu durdurmuş oluyorsunuz, hem de yabancı tüccarlar piyasada eski avantajlarını kaybetmiş oluyorlar. Çünkü getirdikleri buruşa ederinden daha fazla akçe ödeyen kimse kalmıyor. Ve baktığınızda benim kurduğum anlatı Bursa'yla, Selanik'le, İzmir'le, İstanbul piyasalarıyla, Faruki Hoca'nın tespitleriyle örtüşen ve bunları doğrulayan bir anlatı haline geliyor. 1602'de hem ticaret hem fiyatlar zirve yapıyor. 1602'den sonra e, durgunlaşıyor ortalık e, tamamen yani benim görüşüm tabii ki bu benim argümanım para politikalarının 20 yıllık uzun mücadelesinden sonra arkadaşlar doğru yolu bulup doğru politikayı uyguluyorlar bu arada bu hikaye Osmanlı'ya has değil Şah Abbas da İran'da da demiştim ya Safeviler'de de iki farklı para e, bölgesi var diye 1588-1595 arasında 6-7 yıllık dönemde oradaki para piyasaları da birleşiyor. Ekber Şah Mughal'da yani Babür İmparatorluğu'nda 1584- 92 arasında Hindistan'daki bütün para piyasalarını entegre hale getiriyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın yaşadığı krizi birebir aynı şekilde yaşamasa da bu para piyasalarını tek ve entegre hale getirme politikası hem Safeviler'de hem Hindistan'da da uygulanıyor. Ve e, 1640'larda bütün Avrasya'da e, bu gümüşün altın karşısındaki değeri tek bir e, noktada birleşiyor. Biraz e, hızlı bir örnek olacak. 1575'e en üst satıra bakabilirsiniz. İşte İngiltere'de, Fransa'da 12, Avrupa'da 12. Osmanlı'da %25'lik fark vardı ya iki parçalı para bölgemizde. Bir kısmı... Batı kısım Avrupa sistemine entegre devam ediyor 12 olarak Doğu kısım Doğu Avrasyaya uygun şekilde devam ediyor 9 9 Çin'de de 6 1600'lerden itibaren gümüşün akışı devam ettiği için gümüş değerleri birbirine yaklaşıyor ve 1640'lardan itibaren de bütün Avrasya'da İngiltere'sinden Pekin'ine kadar 1 gramın karşılığı 14 gram gümüş olarak tek bir yani dolar kuru ya da euro kuru'nun evrenselliği gibi bir şey söz konusu altın gümüş paritelerinde de dünyada ilk kez yani eğer siz bir kapitalizmin doğuş hikayesi yazacaksanız ya da böyle bir global commodity küresel bir mal küresel bir ürün arıyorsanız bunun ilk örneği gümüş gümüş o dönemde mal ve ürün olarak alınıp satılan bir şey ve bu alışverişler sonrasında 1640'larda ilk kez e, bütün piyasalarda e, birbirine eşitlenmiş oluyor. Bu nasıl etkiliyor Osmanlı'yı? 1640'lardan sonra ortalık rahatladı diyoruz. İşte köprülüler döneminde tekrar bir restorasyon var diyoruz. E, tüccarlar nefes aldı, enflasyon duruldu diyoruz. Aslında bu biraz da Avrasya'da artık o dengelerin oturmasıyla alakalı bir durum. Kitabın son bölümünde de biraz bunu tartıştım. Avrasya piyasalarındaki durum neydi, bizde neydi? ve bunlar birbiriyle nasıl entegre oldu diye. Çok teknik bir konu. Olabildiğince basit anlatmaya çalıştım ama bu kadar basitleşiyor ne yazık ki. Kitapta da böyle yazmaya çalıştım ama kitap en çok o kadar anlatabildim yani. Ee, umuyorum ee, okuyanlar para tarihi ya da ekonomi tarihiyle ilgilenmeseler bile mevzunun dinamiklerini kavrayabilirler. Ee, bunun için kitabın en başına da kısa bir bölüm yazdım. Bayat textbook şeklinde ya yani ders kitabı şeklinde sikke budur. Şu şekilde darp edilir, içine gümüş bu kadar konur falan. Hani hiçbir fikriniz yoksa para tarihi hakkında yine de bir e, şeyi, o dönemki mekanizmaları kavramanıza yardımcı olacağını umuyorum. E, biraz yormuş olabilirim, üst üste çok olay var ama ekonomik kriz bizim genlerimize işlemiş. 400 yıllık bir mevzu e, ve bizi öldürmeyen şey güçlü kadar... İmparatorluk o dönem batmadıysa rahat rahat batmaz yani. <laughs> o yüzden rahat olsun herkes. <laughs> Tekrar görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Gerçekten tam bir imtihan diyebiliriz herhalde. Yani kitabın adı kendi kendine kendi adını bulmuş yani. Onu da söylemek gerekir belki de. Ama bayağı çalışmadıkları yerden geliyor tabii sorular. <gülüyor> öyle <gülüyor> bir öyle bir problem var. Yani önceden bildikleri şeylerle uygulasalar politikaları biraz daha avantajlılarmış da Hoca beklemedikleri yerden sormuş yani. Evet, yani işin ilginç tarafı bu taraftan hiç düşünmemiştim ben de açıkçası. Şimdi biz hep o rahatladık bir anda böyle güzel işte falan diye düşündük ama işin iç yüzünde farklı bir senaryo da varmış açıkçası. Bunu bilmek yani bu bakış açısıyla da bakmak da enteresan oldu açıkçası Osman arasında. Çok teşekkür ya, ediyorum hocam. E, de. Şey deskriptif tanımlar var. Yani hocaların hepsi belli evet. e, puzzle'ın belli parçalarını çıkarmış koymuşlar masaya benim yapmaya çalıştığım bu puzzle'ın parçaları arasında böyle boşluklar olur ve hani o parçayı koymadan resmin ne olduğunu tam göremezsiniz ya o farklı parçaların arasındaki parçayı koymak gibi bir durum aslında bu. Evet bu da bir gerçek yani sonuç olarak Osmanlı tarihi özellikle sadece şu şöyle iktidar kavgasından ibaret diye ya da savaştan ibaret diye böyle bir şey de var. Ee, özellikle veri görselleştirme açısından da çalışmanızı ben oldukça değerli buluyorum. Her yerde söylüyorum <laughs> artık. O yüzden o anlamda ya, da teşekkür saray, ederim. Saray dedikodularına takılıp kalmayın ya. Ne diyor evet. Selanik'i? Halk tınmayıp diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Halkın derdi başka yani. Boş veriz. <laughs> evet. Hocam bu arada soru gelmedi. Ben bu yayında zaten özellikle ya soru beklemedim. Nasıl getirmedim. soru sorabilirler? O kadar <gülüyor> <gülüyor> derine daldık ki yani. Soru, soru sormaya çok... da çekilir. Bu konuda evet. evet. Yani her, her türlü soruyu sorabilirsiniz ama ya ben üzerine şey konuşayım artık sıkıcı meseleler üzerine. Hocam siz bunları anlattınız da niye bu kimsenin ilgisini çekmemiş daha önce diye? Birincisi çekmiş o bahsettiğim referans ismini andığım hocaların hepsi bunun üzerine bir şeyler söylemişler yazmışlar. Bununla birlikte şöyle bir problemi var bu alanın para tarihi alanının ee, tarihçiler bu topa çok girmiyorlar daha teknik bir konu işte sayısal bir mesele ekonomi bilmemiz gerekiyor diye oradan çekiniyorlar. Ekonomistler geliyor onlar da datayı toplayıp gidiyorlar. Yani arada böyle hem tarihsel bağlamı bilen hem ekonomiyi bilen hocaların sayısı sınırlı. Bu arada ekonomi bilmek diye bir şey benim adıma da söz konusu. Ben işletme mezunuyum aldığım bir makro bir mikro ile basit istatistikle falan olacak iş değil. Peşine düşünce öğreniyorsunuz. Yani e, lafı şuraya getirmek istiyorum, tamamlayayım hi hikayeyi. Tarihçilerden, sosyoekonomik tarih çalışan, ticaret tarihi çalışan arkadaşlar, para meselelerinden, akçeden, gümüşten korkmayın, e, veriden, datadan, bütçe hesaplarından korkmayın, e, altından kalkılacak işler. Çünkü e, meseleyi en iyi çalışabilecek olanlar e, tarihçiler gibi görünüyor. Ekonomistler çok fazla e, teori biliyorlar. Avrupa'daki tartışmaları iyi takip ediyorlar. Ama e, Osmanlı'nın kendine has e, özellikleri de var. Dönemin e, büyük imparatorluğu olduğu için. Yani doğu imparatorluğu olduğu için. E, kitapta işte ilk giriş kısmında da analitik çerçeveyi sunarken e, bu Tolstoy'un e, Anna Karayınası'nda ilk giriş cümlesi şeydir. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Her mutsuz ailenin kendine ait bir hikayesi vardır diye anlatır Anna Karayınası'nın hikayesini. Ben de öyle bütün istikrarlı ekonomiler birbirine benzer ama her ekonomik krizin kendine ait dinamikleri vardır diye başlıyorum o cümleden mülhem. Osmanlı'daki ekonomik krizin evet evrensel ekonomi prensipleriyle açıklanabilecek bir kriz bu. Ama bununla birlikte çok lokal dinamiklerden bahsediyoruz. Yani oraları yakalamak için de biraz tarihçi formasyonu gerekiyor. Bunu canlı izleyen ya da bundan sonra yarın öbür gün karşısında tesadüfen çıkacak arkadaşlar varsa sosyoekonomik tarihçiler gözünüz korkmasın arkadaşlar yaparsınız yani biraz okumaya bakıyor bir, biraz fazla mesaiye bakıyor o kadar şeyden daha para çok amel ilişkisinden daha farklı çok. <laughs> Çok da farklı değil. Para-çokomel ilişkisi yani. Guruş getiriyor, akçe alıyor, akçeyle gidiyor ham madde, çokomel alıyor, götürüyor memleketine yani. Hikaye az çok para-çokomel ilişkisi. Evet. Hocam tekrardan çok teşekkür ederim. Ders gününüzde ayrıca bize vakit ayırdınız. Siz, evet, yormuş olduğumuz günde. İster hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, elmenize sağlık hocam. Hem hayırlı uğurlu olsun yeni kitabınızda okuyucusu bol teşekkür olsun diyelim. Tabii, e, tabii. elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sunum oldu. Çok ilginç bir konu. Hani teknik gözükebilir ama e, bir yandan o dönemi de yansıtması bakımından bence çok önemli. Ben zaten ekonomi tarihine de önem veririm. E, yani biliyorsunuz ben genel türk tarihçisiyim ama e, bu, bu tarz konuların hep çalışılması gerektiğini söylüyorum. Bir kere daha haklı olduğumu da anladım. E, çok sağ olun. Teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben bir teşekkür bir ederim. E, e, ne gibi oluyor? Ben böyle neşen neşe, heyecanlı, heyecanlı anlatıyorum ama anlattığım konu çok şey <laughs> sıkıcı böyle bir e, şey kısa e, videonun e, sesini ve hani ekranda heyecanlı bir şey anlatan bir adam olsa diyecek ki ne anlatıyor bana abi ki içindeki gümüşü çıkarmışlar kalay koymuşlar yani hikaye bu biraz Ben çok teşekkür ederim. Ayrıca Utkan'a buradan da e, Çanakkale'de çok iyi ağırlandım ya yani geçtiğimiz ay. Bu bizim ikinci söyleşimiz Utkan'la. O misafirperverliği için de ayrıca teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sağ olun. Tekrardan bekleriz hocam buralara. İnşallah evet, hocam. Inşallah. Kredi. Kredi. Bu arada Onur Usta hocamızın bir sorusu varmış ama soruyu yazmadığı için e, burada aktaramadım. Artık ayrıca bir <laughs> Onur, Onur hocama özelden yazabilir. Evet, Her zaman ederim. cevaplarım. Hocam kusura, kusura bakmasın Onur hocam. Hocam çok teşekkür <laughs> ederim. E, i̇zleyenlere, katılanlara da ayrıca teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. <laughs> Görüşmek hoşçakalın. üzere. güzel olun. Sağ olun.